Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir video ile birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. Frekansı 50 Hz olan bir gerilim sinyalinin periyodunu bulunuz. Yani frekansın tanımını yaparsak eğer birim zamanda meydana gelen periyot sayısıydı. Birim zamanda 50 tane periyot meydana geldiğine göre bir periyot kaç saniyede veya kaç milisaniyede meydana geliyor diye sormuş. Başlayalım. T eşittir. Büyük T periyot isim geliyordu. Eşittir. 1 bölü frekanstı. Şu şekilde. Hemen isterseniz şöyle yazalım. Periyot eşittir. 1 bölü frekans diye yazayım. Buradan T eşittir. 1 bölü 50. 1'i 50'ye bölüyorum. Hesap makinesini kullanabiliriz. 1 bölü 50 eşittir 0,02 birimi saniye. Enge basayım. Bu şekilde 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye. 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye. Bunu milisaniyeye çeviriyorum. 10 üzeri eksi 3 gördüğüm yere mili yazabiliyorum biliyorsunuz. 20 milisaniye olarak periyodumuzu bulduk. Yani şunu demek istiyoruz. Bir sinüs eğrisinin çizilmesi için geçen süre periyottu. Sıfırdan başlıyoruz. Pozitif maksimuma, sıfıra tekrar, negatif maksimuma tekrar sıfıra dönüyor. Bu zamana kadar geçen süremiz T kadardı. T eşittir. 20 milisaniyede sinyalimiz bu sinüs eğrisini çiziyormuş gördüğünüz gibi. Burası ET diyelim. Gerilim sinyali olduğu için. Şurası gerilimin maksimum değeri. Gerilimin maksimum değerine tam 5 milisaniyede çıkıyor gördüğünüz gibi. 10 milisaniyede tekrar sıfıra geliyor. 15. milisaniyede negatif maksimuma tekrar vuruyor. Bu şekilde zamana göre yönü ve şiddeti periyodik olarak değişen bir gerilim. Buraya alfa açısı veya omega t diyebiliriz. Oldu. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşça kalınız efendim. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın.